Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz pano özel yapım, özel bir proje amaçlı yapılmıştır. Size bunun ne amaçlı veya görevinin ne olduğunu size açıklayayım. Burada normal bir motorun, yani normal bir motor derken sanayi tipi, trifaze bir motor. Bu 1,1 kW, bu da 2,2 kW'dir. Normal bir motoru şöyle gördüğünüz gibi, şu kablolarından da izah edeyim. Şöyle 4 tane kablosu var. Bir tanesi nötr, üçü de faz. Yani şu trifaz oluyor. 4 kablo vardır. Bu nötr, bu da üçü de faz. Yani böyle motorları alternatöre çeviren bir kutudur. Şimdi bunu sizlere göstereceğim. Bu kutunun içerisinde elektronik uyartım sistemi, kondansatörler vardır. Tabii bunun bağlantıları da ve bu voltmetreler ona göre dizayn edildi, bağlandı ve koruma amaçlı sigortalar da bağlanmıştır. Şimdi şöyle izah edeyim. Yine biraz önce motorda da gösterdiğim gibi nötrü nötre 3 fazı da yerleri fark etmez, karışık olabilir. Faz 1, faz 2, faz 3 ve nötr. Bunu bağladığımızda 1500 devir. Eğer motorunuz 1500 devirse, yani bu motorlarınız 1500 devirse 1500 devirde elektrik üretir. Yani alternatöre dönüşür. Eğer 1500 devir değil 900 devirse 900 devirde elektrik üretir. Bazıları da 2900 3000 devir. Eğer 3000 devirse de 3000 devirde elektrik üretir. Ama ben 900 devirle 1500 devir arasındaki motorları kullanmanızı öneririm. Bu ikisi de 1500 devirlik trifaze motorlardır. Şimdi ben bunları bağlayacağım. Ve nasıl elektrik ürettiğini sizlere göstereceğim. Aynı zamanda bu halojen ocağın gördüğünüz gibi 1500 wattlık. Bunun bir çubuğunu yakacağım. Yani 500 wattını. Çünkü bu 1,1 kW. Şimdi 1,1 kW'den her fazla 330 watt elektrik alabiliriz. Veya ben şöyle söylüyorum. 300 watt, 300 watt, 300 watt. Eğer bu 2,2 kW. Eğer bölersek 3'e 700 watt, 700 watt, 700 watt veya en kötü ihtimalle 600 watt, 600 watt, 600 watt elektrik alırsınız. Bunun gücü ise 1,1 kW ile 3 kW arasındaki motorlarda kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda da matkap da çalıştıracağım. Ampulleri de çalıştıracağım ve voltları da göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bağlantısını yapıyorum. Yani şu kablo bağlantılarını yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi nötr ve 3 fazı bağladım. Şimdi ben bunu diğer motorla döndüreceğim. Bu sürücü olayım vardır. Bu motorla döndüreceğim bunu. 1500 devirde nasıl elektrik verdiğini göreceksiniz. Çalıştırıyorum, bakın. Şimdi bunda bir özellik daha var. Atıyorum 500-600 devir döndü elektrik vermez. 1 volt dahi vermez. 1000 devir döndü elektrik vermez. Ancak 1500 devire geldiği zaman elektrik verir. Şimdi hızlandırdım. Bakın şimdi 1500-1600 devire gelince lambalarımız yanıyor otomatikman. Gördüğünüz gibi. Voltaja bakalım. 220-216 gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi buradan da bakın. Sigortadan da kumanda edebiliyorsunuz. Şimdi matkabı da çalıştırayım. Biraz önce söylediğim gibi buraya bant yapıştırdım. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın ampullerde hiç kıpırdama dahi yok. Evet. Şimdi de ocağı çalıştıracağım. Ocağın bir gözünü çalıştıracağım. Tabii bunu su türbini olarak kullanacaksınız. Suyunuzun biraz güçlü olması lazım. Çarkınızın iyi olması lazım. Bakın. Tabii burada titreşimli görüyorsunuz ama titreşimli değil bu şey. Bakın şimdi ocağımız ısınmaya başladı. Şöyle güneşten tabii çevireyim, gölge olsun. Bakın kızardığını göreceksiniz. Şu anda yavaş yavaş kızarıyor. Yeni fişi soktum. Gayet güzel de çalışmakta.
Evet. Şöyle göstereyim. Çubuğu gördünüz. Kızarmaya başladı. Bakın şöyle yapayım. Düğmesini güneşten gözükmüyor. Kapattım bakın. Tekrar açtım. Şimdi kızaracak. Evet. Ki 300 watt dediğim şey 500 wattlık rezistansı kızartıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlardan 300'er watt. Gördüğünüz gibi bakın. 237 volta kadar. Şu anda 1500 devir dönmektedir. Evet. Gayet güzel çalışmakta. İsteyen arkadaşlara bu kutuyu verebilirim. Elinde motor varsa böyle takarlar. Eğer isteyen arkadaşlara da böyle motorla birlikte de verebilirim. Onu da özellikle söyleyeyim. Yapacağınız projelerde de başarılar dilerim. Yani bir motorun alternatöre dönüştüren bir kutu olarak bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız projelerde su türbinlerinde başarılar dilerim.